Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının %75'ini alırken, çalışıyorsa %50'sini alıyor. Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kastediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor. Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının %50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının %75'ini alıyor. Ölen eş emekli sandığına tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisi ise bu durumda erkek ölen eşinin aylığının %50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor. Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı 2023 kaç TL, zam yapıldı mı? İşte güncel maaş tablosu. Dul ve yetim aylığı, geçtiğimiz gün TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile tekrar gündeme geldi. Dul ve yetim aylıklarında %15,39 oranında artış olacak.